Aha, siz geldiyseniz başkanla geliyor. Demek ki başkanla geliyor. Değil mi? Yani. Bir kez daha Peker ailesi adına, dostlarına, akrabayı tarikatlarına, iş arkadaşlarına, çözüm ortaklarına bir kez daha hoş geldiniz diyor, şükranlarımızı arz ediyoruz.
Sevgili vekilim, sevgili bir başkanım, çok kıymetli siyasi partilerimizin ses temsilcileri, sivil toplum kuruluşumuzun düzide başkanları, kıymetli basın mensuplarımız, Peker ailemizin kıymetli dostları, akrabayı talukatları, iş arkadaşları, çözüm ortakları, Peker ailemizin riyasetinde bulunan Defne Lüks Fabrika Satış Mağazamızın açılış merasimine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öncelikli olarak sizlere teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Defne Lüks Fabrika Satış Mağazamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Kazım Peker beyefendiye mikrofonu arz ediyorum. Siz değerli dostlar, o zor günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Yalnız Kazım Hanım, hava gayet sıcak. Soğuk değil, 30 dereceyi gösteriyor. Efendim şimdi sizlere selamlama konuşmaları yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Avukat Arturhan Andursun Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sözlerin başında kıymetli vekilimize, Mehmet Metin abimize bugün bizimle birlikte olduğu için gönülden teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık abi, hoş geldiniz. Güzel bir işletmenin açılışındayız. Kıymetli dostlarla birlikte güzel bir işletmenin açılışındayız. Rabbim öncelikle bereket versin diyelim. Helalinden kazanç inşallah burada versin. Sultan Gazi'ye değer katacak. Sultan Gazi'ye istihdam üretecek. Güzel bir işletme. Her şeyin zor olduğu zamanlarda üretim yapmak, istihdam üretmek elbette çok önemlidir. Sultan Gazi de atölyedir. Özellikle tekstil ve ayakkabı atölyelerinin çok yoğun olduğu bilineceğiz. İstanbul'a değer katan, İstanbul'da istihdam üreten, İstanbul'a katma değer sağlayan çok önemli ilçelerden birisi. 540 bin nüfuslu bir ilçemiz. İstanbul'un 7. büyük ilçesi. Ama daha çok da Anadolu'nun güzel insanlarının yaşadığı güzel bir coğrafyadır burası. Biz tatilimizi hemen şöyle Bodrum'da yapalım diye bakmayız burada yaşayanlar. En ufak 2 günlük tatilinde hafta sonu bile olsa ben Adıyaman'a mı gitsek, Çankırı'ya mı gitsek, Kumayis, Pazar diye yol gözleyen insanlar. Dolayısıyla Anadolu'yuz, Anadolu'nun canlı insanlarıyız. İnşallah bu işletmede buradaki insanlara, buradaki güzel insanlara hizmet edecek ve onlara da uygun olarak hizmet edecek bir işletme haline gelecektir. Ve bolca bereketli kazançlar diliyorum. Ya Rabbim öncelikle sağlık sıhhat versin, zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle pandemi çıkıyor, olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sağlığınıza dikkat edelim inşallah. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Tekrar hayırlı ve bol kazançlar diliyorum inşallah. Ben benim ifadelerimden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kimi dostlar şimdi sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Mehmet Metin Er Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Buyurun. Kazım kardeşimin teklifi gelince ben hemen saat 11 diye kalktım. Tamam dedim. Normalde pandemi dolayısıyla azgelere bile gitmemeydi. Cenaze. Ama Kazım olunca ben yaptan sular doğdu. Memnuniyetle katılırız dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Medali iftarımız, belediye başkanımızla birlikte olmak pek çok mümkün. Sultan Gazi bu anlamda çok çok büyük bir şansı yakaladı. Yani hemşehrimiz olduğu için, kardeşimiz olduğu için değil ama Türkiye'nin bir değeri, onunla gurur duyuyoruz. Siz hemşehrilerimizle zaten çok seviyorsunuz. İnşallah çok daha iyi yerlerde göreceğiz kendisini. Yakup Kösek kardeşim, benim mücadele arkadaşım, benim can kardeşim. Gerçekten yani her anlamda timsal medal iftarımız, elmeler kifayetsiz kalıyor. Gencecik yaşında biliyorsun zaten anlatmanın gerek yok. Yiğit bir insan. İmanıyla, istikametiyle örnek bir kardeşim. Bunu da burada görmekten büyük bir mutluluk duydum. İyi ki geldin. İyi ki Kazım kardeşim, sen böyle bir şeye vesile oldun. Allah hayırlara vesile etsin. Bol kazançlar diliyorum. Sayın Başkanım'a da başarılar diliyorum. Rabbimlerle uyanmış olsun. Yakup kardeşime de sevgilerimi iletiyorum. Kazım kardeşime de bol kısıtlar, bol kazançlar olayından diliyorum. Allah'a emanet olun. Efendim, vakanslarımızı alıyoruz. Birazdan bir ilaç ismini atacağız. Ve Moda'ya yön veren Defne Lüks mağazamızın
açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Hazır mıyız efendim? Evet, bir saniye abi. Tamam, bekliyoruz. Görüşürüz. Efendim bir an bismillah diyoruz ve Defile Lüks mağazamızın açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyursunlar. Uçlu almışlarınız var. Efendim bir kez daha katılımımızdan dolayı tüm dostlara, Nazım Bey'in Peker ailesinin akrabayı tarikatlarına şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine aramızda bulunan Star Gazetesi köşe yazarı Yavru Köse Bey, Kültür Bakanımızın başdanışmanımız Zafer Demez Bey, yine Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Bey'e, Can Bey'ler Derneği Başkanımız Abdül Vaki Bey'e, tüm dostlarımıza gönülden şükranlarımızı arz ediyoruz. Basınımızın güzide mensubu Ebi Doğan ağabeyimizin de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim hava soğuk, içeri buyurun. Hep birlikte çay ikramı bu. Eskiden biz sağlık götürürdük, beğendirirdik. Şimdi biz yokken niye bize rağmen alıyorsunuz diye bir zaman. Makas, mahtıra kalacak. Lazım abi. Çok teşekkür ederim. Güzel mi? Takım ceketlerimiz var, pantolonlarımız var. Nerede benim yeğenim Mustafa nerede? Nerede Mustafa? Gel aslan yeğen, bugün yeğenin doğum günü. Beğendin hadi buradan. Hangi kim beğeniyorsun? Şu şeyden güzel olsun. Bunu da sağlık için aldın mı? İyi hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi o kadar çok şeyle valla Sahra'yı da sana emanet ediyoruz başka. Abi inşallah. Bunu evlendirmemiz lazım. Hadi görüşürüz. Şeref ettiğiniz. Selamünaleyküm. Hadi selamünaleyküm. Görüşürüz. Arkadaşlara selam. Aleykümselam. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neredeyse yok yapacak. Tamam. Bir şey yapalım. Şümet Bey'le şey yapalım. Bütün kızlar toplanmış. Sana kim söyledi? Sen dükkanda mısın?